Herkese merhaba. Artık elektrikli scooterlar çoktan yaygınlaştı. Yatlar, hiper arabalar ve jetler hala çok havalı. Ancak bir o kadar da banal. Peki piyasada eşi benzeri olmayan bir araç yok mu? Tabii ki var. Sudan dışarı zıplayan yunus şeklinde bir jet ski, elektrikli kaykay tableti ve robotik kişisel araçlar, bunlar bugün göreceğiniz araçlardan yalnızca bazıları. Hadi başlayalım. Volkar. Yaşadığınız şehirde tabletlerin üzerine binmiş, aceleyle bir yerlere giden insanlara rastlıyor musunuz? O zaman bu mucizevi araç sizin için yeni bir keşif olacak. Volkar, şarj olurken bir masaya konabiliyor ve dışarıdan bakınca şık bir laptop gibi görünüyor. Öyle ki aracın uzunluğu tam 43 cm. Ne yazık ki bu aletle film izleyemiyorsunuz. Yalnızca 3 kilogram ağırlığında olan bu eşsiz elektrikli kaykayı küçük bir çantada bile taşıyabilirsiniz. Aracınızı çantanızdan çıkarın, üstüne binin ve sürmeye başlayın. Bacaklarınızı dinlendirmek mi istiyorsunuz? O zaman bu aracı şu anda ekranda gördüğünüz gibi oturarak da kullanabilirsiniz. Gyro Ball. Elektrikli tek tekerli bisiklet sürmek artık kimseyi etkilemiyor. Ancak bu bisiklete kenarlarından pedallar çıkan siyah bir top ekler ve bu aracı gün batımına doğru sürerseniz herkesin dikkatini çekebilirsiniz. Gyro Ball'un bu eşsiz tasarımı aynı zamanda birkaç faydalı özelliği de içinde barındırıyor. İlk olarak bu aracı sürmek son derece basit. Geliştiriciler deneme sürüşlerinin maksimum 10 dakika süreceğini söylüyor. Gyro Ball son derece küçük ancak düşündüğünüz gibi zayıf değil. Gyro Ball'u saatte 20 km hızla tam 20 km boyunca sürebilirsiniz. Icon A5. Özel bir hava aracına sahip olmak başlı başına havalı bir şeydir. Ancak Icon A5 gibi bir şeye sahip olmak hayallerin gerçeğe dönüşmesi demektir. Bu araç son derece hafif, kompakt, hareketli ve uçurması son derece basit. Aracın kabini bir arabanın içine benziyor. Ancak en önemlisi bu araç yüzebiliyor. Bu deniz uçağını suya indirebilir ve gezinize hiç ara vermeden devam edebilirsiniz. Ne var ki ufak bir sorunumuz var. Bu araç tam 359 bin dolar değerinde. Aeromobil 3.0. Biz uçan arabaların nasıl görüneceğiyle ilgili hayaller kurarken, mühendisler bu araçları icat ettiler bile. Tabii ki bu araçlar 5. Element filminde gördüğümüz araçlara benzemiyor. Ancak yine de bu araç havalanabiliyor. Üstelik Aeromobil tam 0.32 km yüksekliğe çıkabiliyor. Aeromobil havadayken saatte 258 km hızla hareket edebiliyor. Ayrıca trafik sıkışıklığı sona erdikten sonra güvenli bir şekilde karayoluna inebilir ve yolculuğa buradan devam edebilirsiniz. Aracın mod değiştirmesi 3 dakikadan daha kısa sürüyor. Seabreacher. Eğer tatildeyken suyun dışına fırlayan garip bir köpek balığı görürseniz korkmayın. Çünkü büyük ihtimalle bu çılgın jet ski'nin sahibi yalnızca eğlenmeye çalışıyordur. Ne var ki bu araç bir köpek balığının dışında katil balina, yunus ya da başka bir deniz canlısına da benzeyebiliyor. Kısacası Seabreacher birçok farklı şekilde üretilebiliyor. Ancak tabii ki bu aracın ana özelliği bu değil. Bu araçta sudan saatte 96 km hızla çıkabilir, su altına dalabilir ve su altında saatte 40 km hızla ilerleyebilirsiniz. Ayrıca sudan çıkarken araç ters döner mi diye endişelenmenize gerek yok. Bu jet ski her zaman ve her koşulda doğru pozisyonda kalmanın bir yolunu buluyor. Bobsta. Bu videoyu çeken kişinin ne kullandığını tahmin edebiliyor musunuz? Düz zeminde ulaştığı hıza bakarsak bir snowboard kullanmadığı çok açık. Hayır, bu adam kayak da yapmıyor. Pekala, bu şeyin ne olduğunu daha fazla gizlemeyelim. Bu bir kar arabası için alışılmışın dışında bir tasarım. Sizce de öyle değil mi? Bu araç kartingle birleştirilmiş bir bobsta. Bu aracı bayır aşağı kullanabilir ya da son hızda sürebilir ve drift yapabilirsiniz. Eğer snowboard'dan sıkıldıysanız bu araç sizin için iyi bir alternatif olabilir. Polaris Slingshot. Çocukken gerçek olmasını dilediğiniz bir oyuncak arabanız var mıydı? Görünüşe göre hepimizin hayali gerçek oldu. Slingshot, yetenekli bir çocuğun çizimlerinden etkilenerek tasarlanmış gibi görünüyor. Ancak aracın özellikleri hiç de çocukların hayal edebileceği gibi değil. Şu aracın nasıl hızlandığına bir bakın. Hadi bir de sayısal verilere bakalım. 2.4 litre kapasiteli motor tam 203 beygir gücünde. Araç 5 saniye içinde saatte 96 km hıza ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 200 km. Bu kesinlikle piyasadaki en etkileyici 3 tekerlekli araçlardan biri. Lazaret LMV 496.
Motosiklet tutkunları uçan arabalardan bahsedildiğinde kendilerini dışlanmış hissediyor olabilirler. Endişelenmeyin dostlarım, Fransız mühendisler sizleri unutmadı. LMV-496, Batman'in garajından çıkmış bir araç gibi görünüyor. Bu araçtaki birkaç düğmeye basarak gerçekten de büyülü bir şeye şahit olacaksınız. 1300 beygir gücündeki 4 jet türbini, bisikleti sanki bir tüymüş gibi havaya kaldırıyor. Ne var ki bu uçuş yalnızca 10 dakika sürüyor. Ride-Roid Kangaroo. Satın aldığınız robotun hem kişisel asistanınız hem de kişisel aracınız olmasına ne dersiniz? Evet, teknoloji gerçekten de bu kadar gelişti. Japonya'da icat edilen bu yakışıklı cihazın adı Kangaroo. Robot genelde asistan gibi davranıyor. Alışveriş merkezindeyken sahibinin yanında geziyor ve sahibinin telefon rehberindeki birini arayabiliyor. Elbette bu robot her an eşsiz bir 3 tekerlekli bisiklete dönüşmeye hazır. Kangaroo herhangi bir yere kendi başına da gidebiliyor. Keskin dönüşlerde gövdesini eğebiliyor ve hatta kendi başınayken bile güvenliğe dikkat edebiliyor. Acil durumlarda akıllı durma fonksiyonu otomatik olarak frenleri devreye sokuyor. Backfire Range X3. Görünüşe göre elektrikli kaykaylar bir seviye daha atladı ve daha çok bir arabaya benzemeye başladılar. En azından bu inanılmaz Backfire modeli öyle görünüyor. İşte kendiniz görün. Bu araç pratikte bir off-road aracı. Parlak ön farlarının yanı sıra bu aracın 2 adet ultra güçlü motoru bulunuyor. Bu motorlar aracın saatte 32 km hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca aracın güçlendirilmiş tekerleklerinin ve süspansiyonun dışında bir de şık çamurlukları bulunuyor. Cruise Sub U-Boat Works. Eğer dalmayı seviyor ve bir milyoner olmayı planlıyorsanız bu araca bir göz atsanız iyi olur. Tabii ki Cruise Sub 7'yi almak için arkadaşlarınızla para da biriktirebilirsiniz. Bu aracın içine tam 11 kişi sığabiliyor. Açıkçası biz, sualtı dünyasını bu araçla keşfetmenin dalgıç kıyafetleriyle dalış yapmaktan daha rahat olacağını düşünüyoruz. Üstelik bu aracın içinde klima ve müzik sistemi bile bulunuyor. Dahası, denizaltı 0.32 km derine güvenli bir şekilde dalmanıza olanak sağlıyor. Eğer aracın şarjı biterse otomatik olarak yüzeye çıkmaya başlıyor. Gibbs Kawasaki XL. Eğer hayatınızın bir döneminde GTA Vice City oynayarak zaman geçirdiyseniz büyük ihtimalle bu oyunda hile kodlarını kullanarak arabaları suda yüzdürebildiğinizi biliyorsunuzdur. Kodu yazdıktan sonra arabayı suya sürdüğünüzde tekerlekler yatay bir konuma geliyordu ve arabayı hala karadaymış gibi sürebiliyordunuz. Gibbs Amphibians'ta çalışan bir grup mühendis bu fikri hayata geçirdi. Bu gördüğünüz şey tam olarak bir araba değil. Ancak bir arabadan farkı varmış gibi de görünmüyor. Kawasaki XL'in tekerlekleri suyla temas ettiğinde hemen katlanıyor ve ATV bir anda jet ski'ye dönüşüyor. Bu arada tıpkı oyundaki gibi bu aracın da hızı sudayken azalmıyor. Araç her yüzeyde saatte 64 km hız yapabiliyor. Rocket Skate. En rahat spor ayakkabılarınızı paten gibi sürmek çok havalı olmaz mıydı? İşte bu artık mümkün. Rocket Skate'in nasıl çalıştığını kendiniz görün. Artık bütün ayakkabılarınızı bir patene dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu sırada herhangi bir şey için endişelenmenize gerek yok. Yalnızca hangi ayağınızın size yön vereceğine karar vermeniz yeterli. Elektrikli patenler, dahili mikro işlemci ve Bluetooth 4.0 sayesinde senkronize oluyorlar. Patenin başlangıç hızı, ilk ittirmenin durağanlığına göre belirleniyor. Ve tek bir hareketle saatte 20 km hıza ulaşabiliyorsunuz. Orbit Wheel. Bir yılan gibi hareket etmeyi öğrenmenin hayalini kuruyorsanız bu araç sizin için ideal. Bu aracın eğitici videosunda her şey son derece basitmiş gibi görünse de gideceğiniz yere bu araçla değil de yürüyerek gitmeyi tercih ederseniz hedefinize daha hızlı bir şekilde varabilirsiniz. Ayaklarınızı platforma koyuyorsunuz ve bacaklarınızı farklı yönlere doğru hareket ettirmeye başlıyorsunuz. Bu size bir şey hatırlattı mı? Evet, Orbit Wheel aslında bir dalga tahtasına benziyor. Üreticiler bu tasarımın farklı numaralar ve hareketler deneme konusunda daha fazla olanak sağladığını iddia ediyor. Bu aracın yoldan geçenlerin dikkatini çekeceğine eminiz. Himo. Himo büyük ihtimalle şu ana kadar gördüğümüz en garip elektrikli bisikletlerden biridir. Sanki bu adam tekerlekleri olan bir sandalye sürüyormuş gibi görünüyor. Ancak aracın bu kadar basit tasarlanmasının bir sebebi var. Üreticiler bu aracı tasarlamak için tam 2 sene çalıştılar. Hadi Himo'nun ana özelliğine hep birlikte bakalım. Aracın katlanabilir bir tutacak kısmı, tekerlekleri, serisi ve yarısı katlanabilen bir çerçevesi bulunuyor. Daha da ilginci, bu küçük aracın başka bir sürü etkileyici özelliği bulunuyor.
Örneğin aracın maksimum hızı saatte 17 km, menzili ise tam 18 km. Airwheel S3. Acemi gezginler valizlerini ellerinde taşırlar. Deneyimli gezginler ise tekerlekli valiz kullanırlar. Ancak 99. seviyeye ulaşmış turistler valizlerinin üzerinde seyahat ederler. Ciddiyim, daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Bu gerçekten de dahiyane bir fikir. Artık havaalanlarında pahalı taksilere binmenize gerek yok. Airwheel'in hacmi neredeyse tam 30 litre. Ayrıca saatte 10 km hıza ulaşabiliyor. Bu rahat bir sürüş deneyimi için yeterli bir hız. Vilav Armadillo. Hiç bisiklete teslimat yapan ve bir sürü kutuyla başa çıkmaya çalışan insanlarla karşılaştınız mı? Bu komik İsveç icadı sayesinde kuryelerin çilesi artık sona eriyor. Elbette araçtaki elektrikli motorları çalıştırmak için yine pedal çevirmeleri gerekecek. Ancak bu normal bisikletlerdeki kadar enerji gerektirmiyor. Artık bir sürü paketi dengeli bir şekilde dizmeye çalışmalarına gerek kalmayacak. Vilav 305 km yol kat edebiliyor ve aynı anda 200 kilogram ağırlığında mal taşıyabiliyor. Bu sırada sürücü koltuğunda rahatça oturuyor.